Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Demokrat Parti'nin muhtemel başkan adayı Hillary Clinton'ın ilk kez bir seçim mitingine katılarak oyunu Clinton için kullanacağını belirtti. Aynı gün FBI direktörü Comey'den de e-mail skandalı hakkında bir açıklama geldi. Comey, Clinton'ın Dışişleri Bakanlığı dönemindeki resmi yazışmalarda kişisel elektronik posta hesabını kullanması ile ilgili suç isnadına gerek olmadığını söyledi. Comey, Clinton ve bakanlığı dönemindeki çalışma arkadaşlarının elektronik postaların kullanımı ile ilgili oldukça dikkatsiz davrandıklarını belirterek, Clinton ve çalışma arkadaşları gizli ve hassas bilgileri ele almada oldukça dikkatsiz davrandılar ancak ilgili yasaları ihlal etme niyetleri yoktu şeklinde konuştu. FBI eski Dışişleri Bakanı Clinton'ın 2009-2013 yıllarını kapsayan bakanlığı döneminde resmi yazışmaları kendi özel hesabından yaptığı gerekçesiyle Ağustos 2015'te soruşturma başlatmıştı. Bu yazışmalarda herhangi bir güvenlik açığı olup olmadığı araştırılırken Clinton yazdığı ve özel sunucularında tutulan elektrik posta iletilerini 55 bin sayfalık döküm halinde incelenmek üzere yetkililere teslim etmişti. FBI direktörü Comey'nin Clinton ile ilgili açıklamalarına Cumhuriyetçilerin muhtemel başkan adayı iş adamı Donald Trump'tan yanıt gecikmedi. Emlak milyarderi Trump Twitter hesabından FBI başkanı sahtekar Clinton'ın ulusal güvenliğimizi tehlikeye attığını söyledi ama herhangi bir suçlama yok şeklinde konuştu. Clinton'ın çok sayıda gizli belgeleri dışarı gönderdiğini belirten Trump sadece çok dikkatsiz olmakla suçlandı. Bence o kesinlikle yeteneksiz biri. Olursa çok kötü bir başkan olacaktır şeklinde konuştu. Clinton'ın paylaşılan son yazışmalarının arasında Türkiye'deki dini azınlıklara ilişkin 2001-2009 yılları arasındaki haberleri kapsayan bir dokümanda yer alıyor. Yaklaşık 30 sayfayı bulan bu belgelerde İtalyan rahip Andrea Santoro'nun Trabzon'da öldürülmesi, Malatya'da Zirve Yayın Evi'nde bir Alman uyruklu 3 kişinin öldürülmesi ve Fener Rum Patriği Bartolomeos'a yönelik protestolarında aralarında bulunduğu olay ve gelişmelere dair farklı basın organlarında çıkan haberlerin derlendiği görülüyor.